Ankara'dayız. Son yıllarda özellikle yaşadığımız kentsel dönüşümle şehirlerimizdeki yeşil alanlar tahrip edildi, yok edildi. Nefes almamızı engellendi adeta. Kars için de maalesef bu geçerli. Beton yığınına döndü her taraf. Biz bugün burada Kars için yeşil alanların adımını atmak adına buradayız. Ağaçlarımızı dikeceğiz. Birkaç yıl sonra ağaçlarımız büyüyecek, gölgesinde çocuklarımız oynayacak, insanlarımız piknik yapacak, keyifli vakitler geçirecek. Bunun için buradayız. Kolaylıklar diliyorum. Evet, biraz önce Şevin Başkan'ın da söylediği gibi Kars bize sadece bir miras değil ama aynı zamanda bir emanettir. Çocuklarımızın emanetidir ve bu hafta Milli Egemenlik ve Çocuk Haftasıdır. Çocuklarımıza nasıl bir Kars bırakacağımız, aynı zamanda milli egemenliğe, halk iradesine nasıl yaklaştığımızın da göstergesidir. Önümüzdeki dönemde herkes görecek ki en yoğun çalışan birimlerimizden birisi Park Bahçeler Müdürlüğümüz olacak. Çünkü bugünden itibaren her gün Park Bahçeler Müdürlüğümüz önceliği tahsis edilmiş ve yeşil alan haline getirilmeyi hedeflediğimiz yerler olmak üzere, mezarlıklar yine başta olmak üzere bütün şehrin iklimine uygun biçimde ağaçlandırmayı hedefliyoruz. Şu anda elimizde ilk temin ettiğimiz fidanlarla bu dikimi yapacağız. Personellerimizle birlikte, müdürlerimizle birlikte, meclis üyelerimizle birlikte. Ama bugünden itibaren bizim tahsis ettiğimiz yerler, burası dahil, çocuklarımız kendileri bizzat dikim yapmak isterlerse onlara dikim imkanlarını oluşturacağız. Şehir merkezinde de daha büyük fidanlar ekonomik durumumuza göre, belki yine esnafların, iş adamlarının sunacağı katkılarla, bağışlarla daha büyük yaşlarda fidanlar, daha güzel görünümü olan fidanların da dikimine dair çalışmalar yapacağız. Bu şehrin bir beton yığını haline gelmesini önlemenin yolu panzehiri daha çok ağaç dikmektir, daha çok fidan dikmektir ve bu şehri daha çok güzelleştirmektir. Biz emeği geçen bütün personelimize, müdürlerimize, meclis üyelerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Başkanım, toplam kaç personel ve kaç fidan dikimi yapılacak? Değerli arkadaşlar, bugün burada hedeflediğimiz bir peyzaj çalışmasıyla aslında düzenleyeceğimiz parkın baş ve sonunda iki bölümünde ağaç dikimi yapacağız. 700 bir bölgede, 700 de öbür ucunda olmak üzere ince uzun bir bölge. Peyzajda tabii önünde spor alanları olacak, ortasında adacıklar olacak, tematik adalar yapacağız ve iki ucunda da ağaçlar dikilecek. Bu peyzajı zaten daha sonra basında paylaşacağız tasarım bittiğinde. 1400 civarında dikim bugün burada yapılacak. Efendim, dün de belediyenin borçları hizmet binasına asıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz tabii şeffaflık konusunu belediyeciliğin en önemli çalışma alanlarından birisi olarak görüyoruz. Ve nasıl şimdiye kadarki durumu ifade eden, tanımlayan bir paylaşımı en kaba biçimiyle, genel çerçevesiyle paylaştıysak, bundan sonra kendi dönemimize dair hesapları da vereceğiz. Yani aylık olarak o ayın bütün gelirlerini ve giderlerini asacağız. Belki birkaç gün, tabii ay boyunca orada asılı kalması değil ama hem basınla paylaşacağız hem de binamızın önünde o ay ne kadar giderimiz varsa, ne kadar gelirimiz varsa bunları paylaşacağız. Bu bizim açımızdan hesap verilebilirliktir ve halkın da hesap sormasını teşvik etmektir. Bu alışkanlığın bu şehirde oluşmasını sağlamaktır. Efendim, 338 milyon bir borcumuz varmış belediyenin. Bu borçları kimlere ait olduğu belli oldu mu? Yani en çok kamuya mı var, özel şahsa mı mevcut? Arkadaşlar, yani 80 milyona yakını özel sektör gözüküyor. Diğer kalemlerden en büyüğü özellikle barajdan dolayı, Bayburt Barajı'ndan dolayı devreden bir borç var. Eski bir borç var. Barajın açılışından itibaren belediye devredildiği için. Tabii diğer kalemlerde de İller Bankası'ndan, işte çekilen kredilerden, diğer kamu kurumlarına, Telekom'a, TEDAŞ'a borçlar var. Biz tabii öncelikle haciz konulmuş ihalelerle ilgili yoğun bir çalışma yapacağız. Bu hafta yani iç denetim komisyonumuz çalışmalarını ayın sonuna kadar tamamlayacak. Ayın 29'undan itibaren şehrimize müfettişler gelecekler. Yani bu müfettişlerin yapacağı denetim ve bizim ön komisyonumuzun yaptığı çalışmayla o haciz konulmuş dosyalar gerçek usulüne uygun eğer
İhalelerse gayet tabii bir ödeme planı çıkartacağız. Uzlaşmayla, hacizler kaldırılarak ancak para hareketini sağlamamız mümkün. Bunu gerçekleştireceğiz. Ama usulüne aykırı ihalelerse bunlarla ilgili de yargıya, teftiş kurullarına intikal gerçekleşecek. Efendim, son olarak 7 tane araç hacizli. Bunun içerisinde başkan makam aracı da mevcut. Yani sizin aracınız da mevcut. Bunlarla ilgili herhangi bir çalışmanız olacak mı? Şimdi arkadaşlar, yani bizim için en sonuncu sıradaki galiba makam aracı. Yani şu anda hizmet araçlarımızla ilgili bile usul hatası yapıldığı için, hizmet amacıyla kullanıldıklarına dair bildirim zamanında yapılmadığı için haciz konulmuş. Oysa yani makam araçları dışındaki araçlar, eğer fiili kullanımı bile, tahsisi makam aracı bile olsa, fiili kullanımı hizmet amaçlıysa haciz edilemezler. Bu mevzuatta çok açıktır ama ne yazık ki gerekli düzenleme zamanında yapılmadığı için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Elbette biz bütün araçların hacizlerini kaldırmak için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda duyarlı firmaları ve onların avukatlarını da yani şehrin daha kolay hizmet alabilmesi için yardımcı olmaya çağırıyoruz. İyi niyetli davranmaya çağırıyoruz. Biz de bütün gücümüzle, kararlılığımızla hem bağışlar hem de hacizler kalktıkça hesaplarımız, doğrudan hesaplarımız üzerinden ödemelerimizi yapmaya zaten çalışacağız. Merhaba. Biz de kürekle yapalım ya, ikimiz de kürekle yapalım. Demesinler, kadınları çalıştırıyorlar ki elleriyle. Tamam başkanım, sen başkanım. Şuna bakalım, şunu yapalım. Sen başkanım. Sen başkanım. Sen de gelen yemiş. Hani kürek gelmedi mi? Zal be. Yani kiralamaya da olabilir. Bizim için hangisi?